Batman merkez, Kozuk merkez, Beşiktaş merkez, Samsun merkez. Ki Hatay'a baktığımız zaman Bismil, Silvan, Kurtalan dahil tütününü neredeyse tamamını onlarda aşağı yukarı bir 3000-4000 ton tütünleri bulunmaktadır. Ve o tütünler de %100'ü diyebiliriz ki Batman'a, Kozluk bölgesine getirip teslim ediliyor firmaları. Çünkü sözleşmeleri o yönde olduğundan ötürüdür. Eğer biz gerçekten topyekun biz bunlara sahip çıkarsak, biz bunları ele alırsak, biz bunu ciddi anlamda güçlendirirsek, biz tütünden var olduğumuzu kabul edeceğiz. Ama yok, biz bu tab olayı, bu komşucuk olayı biz devam edersek kesinlikle biz bu tütün olayda bırak 15 milyon kilogramı biz çok geri bir şekilde gideceğiz. Çiftçilerimiz, kırsalda, şehirde iş bulamayan insanlarımızın iş bulduğu yerdir tütün. Ve tütünde zamanında Kozluk, Sason bu bölgenin en zengin insanlarıydı. Ama şimdi maalesef kota getirildikten sonra en fakir insanlarımız. Birlikleri, merkez birlikleri çiftçinin rafinerisi. Nasıl ki petrol rafineleri var, onlar da tütünün, çiftçinin rafinerisiydi. Burada tabii üreticilerimiz var, eksperlerimiz var, İl Tarım Müdürlüğü yetkililerimiz var, Ticaret Sanayi Odası Başkanımız var. Tabii ben burada üreticilerin tarafıyım. Ama tütün alımını yapan şirketleri de kollamamız ve korumamız lazım. Çünkü onlar olmasa arkadaşlar ne tütün olur ve ne de üretici olur. Dolayısıyla ikisini de eşit bir şekilde motor halinde kollamamız lazım. Ben Amerika'ya giderken 2004 yılında Sason ve Hazo, Kozluk'un eski ismi Hazo'dur bildiğim kadarıyla, bana tütününü sordular. Dediler tütün ne alemde? Dedim tütün var. 2004 yılında tabii. Oranın, o halen adamlar buradaki tütünü unutmamışlar. 1902 yılında buradan gitmişler Lübnan'a, oradan Arjantin'e gitmişler. Şu anda Amerika'da Virginia eyaletinde ikamet ediyorlar. Ve halen Kozluk ve Sason tütününü unutmamışlar. Halen evlerinde bizi davet ettiler. Sason'un tütünü ve Kozluk'un tütünü var, resimleri var böyle. Dolayısıyla bu çok önemli bir ürün. Yani hem Sason'un hem Kozluk'un bizim için de önemli. Ve üreticilerimiz için de çok önemlidir. Şimdi başkanım en büyük sorunu anladığım kadarıyla bu kaçakçılık olayı. Yani bu önlenemez bir durum değil. Yani hep beraber yani lütfen bizi de katın. Bizi de katın, biz de katalım. Yani kolluk kuvvetleri olur, polis kuvvetleri olur, vali olur, Ticaret Sanayi Odası Başkanımız olur. Hep beraber biz bu işe el atalım.